tatsızlık diyeyim size. Önemli bir şey değildi aslında. Bir anda sinirlerin gelişmesiyle o bana takılar. Ben ona takılattım. Öyle bir kargaşalık oldu. Ne kadarlık arkadaştınız? Yani yaklaşık 2 sene. Yani sevdiğim bir ablamdı zaten ama işte olmuyor. Tartışması olsa birbirinizden şikayetçi oldunuz ve şimdi uzlaştınız. Evet. Bununla ilgili düşüncelerinizi alalım. Yani bence iyi oldu, ne bileyim, uzamadı iş. Nasıl gidip karar kendim verdiniz? De özür diledim zaten, yani kendim de mesaj attım, özür diledim, mesajlarım bile vardır zaten ama dönmedi bana. Böyle yani, ben yani kendimden dolayı özür dilerim. Peki, hareketten dolayı. Nasıl anlaştınız uzlaşmada? Yani işte, ne diyeceksiniz? Kendinden yine özür dilerim, giderim, elini öperim yani, benden büyük bir ablam sonuçta. Kendisinden ve tüm kadınlardan evet. Galiba. Onu bir tekrar edebilir misiniz? Yani kendisinden ve tüm kadınlardan özür dilerim. Yapmış bir davranışımdan dolayı. Siz de böyle genel geçer bahsedebilirsiniz. Ben avukat Şerife Bektaş Maytalman. Hüseyin Bey'in müvekkilime yönelik şiddet eylemi sonucunda müvekkilim her ne kadar kendisine özür mesajı da atmış olsa yapılan eylemin sadece kendine değil bütün kadınlara yönelik olduğunu, bir birey olarak kadının var olma savaşı içinde, çünkü bir iş yeri sahibiydi, var olma savaşı içinde bu tip şiddet olgularının her zaman her yerde yaslandığını, bu amaçla uzlaşmaya konusu bize teklifi geldiğinde bu eylemin parasal herhangi bir yaptırımı olamayacağını, çünkü yapılan eylemin sadece kendine değil bütün kadınlara, toplumun kadına bakış açısına yönelik olduğunu düşündüğü için kendisinden, kendisi nazarında tüm kadınlardan şiddet uygulandığı için özür dilenmesini istedi. Ve bence de çok güzel bir şeydi. Çünkü artık toplumun hakikaten bütün sorunların şiddet yerine iletişim kurarak çözmesi gerektiğinin zamanı geldi diye düşünüyorum. Ve bu yapılan uzlaşmanın da buna örnek olmasını diliyorum. Çünkü gelişmiş bir insanın şiddet, yani sonuçta belki çok küçük gelebilir insanlara ama çocuğa şiddetle, kadına şiddetle devam eden bir süreçte sonuçta savaşlar oluyor ve yine ölen insanlar oluyor. Umarım bütün dünyada bütün şiddet eylemleri sona erer ve bu da ilk adım olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.